Şimdiki durağımız Kazakistan. Kazakistan'da karantina tedbirleri sıkılaştırılmıştı. Nur-Sultan'da kent dezenfekte edildi. Dün Cumhurbaşkanı Tokay'a bugün koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek. Detayları alalım şimdi. Nur-Sultan'dan Güzel Zaytova aktaracak bize ayrıntıları. Evet Coşkun Özen, öncelikle koronavirüsle ilgili son rakamları aktarmak istiyorum sizlere. Semptomlu vaka sayısı ülkede 21.327'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı 13.008'e yükseldi ve bugüne kadar 183 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Öte yandan semptomsuz vaka sayısında da artış gözlemleniyor. 16.639'a yükseldi semptomsuz vaka sayısı diyelim. Öte yandan sizin de belirttiğiniz gibi hafta sonu başkent Nur-Sultan'da güçlendirilmiş karantina rejimi uygulandı. Alışveriş merkezleri, pazarlar, kapalı pazar, açık pazarlar, yürüyüş meydanları kapalı oldu. Toplu taşıma araçları faaliyet göstermedi, durdu ve bu sürede güçlendirilmiş karantina rejimi süresinde Kazakistan başkenti Nur-Sultan'da cadde ve sokakları dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca yürüyüş meydanları, parklarda da dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı ve toplu taşıma araçlarının içi de dezenfekte edildi diyelim. Biliyorsunuz Kazakistan'da son dönemlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbirleri güçlendirildi. Kazakistan'ın birçok bölgesinde karantina tedbirleri güçlendirildi ve bu konuyla ilgili karantina durumunu oradaki o bölgelerdeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirileceği açıklandı. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı basın sözcüsü Berik Vali bugün Kasım-Jomart Tokayev'in koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin ele alınacağı bir toplantı yapılacağını açıkladı. Bu toplantıda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev tarafından ülkedeki salgınla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca halkın sağlığını korumayı amaçlayan bir dizi önlemlerin ortaya konulması bekleniyor toplantıda. Ve sadece koronavirüsle ilgili konular değil, ülkedeki ekonomiyi güçlendirmeye yönelik de ülkedeki ekonomiyi güçlendirmek gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Bu toplantıya hükümet üyeleri, üst düzey devlet organları yetkilileri ve bölge valilerin katılımıyla video konferans yoluyla gerçekleşeceği planlanıyor diyelim ve son olarak şöyle bir bilgi de aktarmak istiyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle Coşkun Özen, Kazakistan'da yabancı işçi sayısı 3 kattan fazla azaldı. Açıklama Kazakistan İş Gücü Kaynakları Geliştirme Merkezi tarafından yapıldı. Bu yılın ilk 5 ayında koronavirüs salgını ve ülkede alınan tedbirler nedeniyle yabancı işçi sayısının 3,2 kat azaldığını açıklayan merkez, 2020 yılının ilk 3 ayında Kazakistan'a en çok Özbekistan, Rusya, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan yabancı işçi geldiğini belirtti ve Kazakistan'daki yabancılarının %60'ı inşaat, tarım ve madencilik alanda çalıştığını da belirtelim ve sözü yeniden size bırakalım. Nur-Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova Kazakistan'dan aktardı son bilgileri.